Spor 360'ten herkese mutlu günler, iyi haftalar değerli spor severler. Bugün kickbox sporunu konuşacağız bu programda. Konuğumuz kickbox milli sporcusu Mehmet Mıstık olacak. Sizler de yaklaşık 45 dakika boyunca bizlere sorularınızı, yorumlarınızı, görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Özellikle kickbox hakkında. Hoş geldin sevgili Mehmet. Hoş bulduk, merhaba. Tabii önemli başarılarım var. Bugün uzun uzun kickbox konuşacağız ama dilersen seni biraz tanıyalım istiyoruz. Kimdir evet. Mehmet Mıstık? Mehmet Mıstık 1992 Antalya doğumlu bir sporcu. Eğitim, öğretim geçmişim Antalya'da başladı. Antalya Sayma Sel Konca Lisesi ve lisansımı da Hacettepe Üniversitesi Beden Eğitim Öğretmenliği mezunu olarak bitirdim. Antalya'da yaşıyorum. Sporculuk hayatım 2007'de başladı. Antalya Demir Pençe Spor Kulübü'nde hocalarım Yasin Urlu ve Hasan Urlu önderliğinde başladı. Ve hala devam etmekte aynı şekilde lisanslı olarak. Başarıma başladıktan spora 3 sene sonra 2010'da milli takım sporcusu olmakla taçlandırdım. Kısa sürede yaşadık milli hazzı ve hala da devam ettiriyoruz onurla, şerefle. Güzel bir haz, yani bayrağınızı temsil etmek, ülkeni temsil etmek çok güzel bir gurur. Ve bu gururu yaşattığın insanlara da bir şeyler öğretebilmek. Şu an onun da hazzını yaşıyorum, sohbetimizin ilerleyen dakikalarında da evet. Anlatırım. Bunlar çok mutluluk verici şeyler. Belki biraz klasik olacak ama hani genelde en azından bizim jenerasyonluk, yani yıl doğumluyuz. İşte futbol daha ön planda olabilir, basketbol ön planda olabilir. Hı-hı. Hani kickboksa ilgin nasıl başladı? Benim kickboksa ilgim nasıl başladı? Benim Antalyalı olduğumu söylemiştim. Antalya'da biraz daha güreş sporları ön planda. Benim ailemde de birçok kuzenim güreşiyor. Yağlı güreşlerde pehlivan. Yani kendimizce nedense böyle bir arayış içerisine girdik. Aileden de gelen bir şey var. Dayımın da, benim zaten başlangıcımın en başında dayım var. Küçük yaşlarda boks sporu yapmış. Ve bizler de onlardan gördüğümüzce, artık biraz daha fiziksel gelişmeler de ortaya çıkınca kendimizi bir arayış içerisinde bulduk. Yönlendirmeyle, ailenin de yönlendirmesi çok önemli zaten sporda. Beni ailem, yani dayım yönlendirdi daha çok bu spora. Kendi gittiği spor kulübüne tekrar yıllar sonra beni götürerek başlatmıştı. Ben de onun yarım bıraktığı işi tekrar devam ettirmek amaçlı başladım. Şimdi ülkemi de temsil etme gururuyla daha iyi başarılara imza atmaya koşuyorum. Kickboksu nasıl tanımlarsın? Çünkü ülkemizde kickboksa karşı zaman zaman ön yargı olabiliyor. Evet. Sen de yakından biliyorsundur. Dövüş sporları mı yoksa çok sert mi? Erkekler genelde çok da fazla tercih etmeyebiliyor zaman zaman. Evet, kızlar, evet. Erkekler. Çünkü oradaki şiddet unsurunu biraz daha ön plana tutuyorlar. Bunu sen nasıl yorumlarsın? Yani kickboksun temelinde ne yatıyor? Nasıl bir spordur? Aileler nasıl davranmalı bu konuda? Nasıl yorumlarsın? Kickboks başta bakıldığında bir hani saldırı sporu gibi, biraz daha kavgaya, dövüşe iten bir spor gibi görünüyor aileler tarafından. Ki şahsen benim ailem de başladığımda bana önyargılı olmuştu. Birçok ailenin görüşü bu şekilde özellikle, oluyor. Hani annem bu şekilde bir kaygıları vardı. Birçok ailenin de kaygıları var. Ama günümüzde içeriye girdiğinde, hani spora başladığında bunun böyle olmadığını, artık halkımızın, insanlarımızın daha çok bilinçlendiğini görüyoruz. Çünkü kickboks artık daha çok fiziksel aktiviteyi bol yapabildiğiniz, vücudun her alanının çalıştığı, kondisyon olarak geliştirdiğin, antrenman sonrasında endorfin hormonunun salgılanıp insana mutluluk verdiği, stresten uzaklaştığı ve birçok kas grubunun da çalıştırdığı bir spor. Bunu artık günümüzde bizler de daha çok bilinçli olarak bildiklerimizi insanlara anlatarak, aksettirerek onlara öğretiyoruz. Ve bu öğretimle onları daha çok teşvik ediyoruz. Tabii ki de bu algılardan daha çok uzak tutuyoruz. Çünkü aynı zamanda kickboks bir yarışma sporu da. Evet. Kuralları olan bir spor. Ve biz bu sporu yaparken zevk almayı. Zevk alırken de aynı zamanda federasyonlarımız var, dünyaya bağlı bir kuruluş var. Şampiyonalar var. Ki onları da konuşacağız az sonra. Yani bu hazzı tattırmayı da hedeflediğimiz an, lisanslı sporcu sayısı da arttırıyor, ülkemizde artıyor bu gidişatta. Bunları insanlara aksettirdiğimizde olay farklı bir boyutlara gidiyor. Ki böyle gitmesi bizi de mutlu ediyor. Ülkemizdeki bu gelişimi neye bağlıyorsun? Son dönemlerde birçok sporcu kickbox şu anda yapıyor. Aslında farklı illerden de yapanlar var. Evet. Şu an biz Mehmet'le, Mıstık'la Antalya'yı konuşuyoruz belki ama İstanbul'dan, Ankara'dan, tabii, Doğu'dan, Karadeniz'den birçok insan kickbox yapmaya başladı. Bu biraz popüler kültür mü oldu? Popüler kültür oldu biraz. Yani birileri bunu, yani geçmişten tabii daha çok hocalarımız gündemledi, getirdi, bizlere branşlaştırdı. Ve biz de bunu daha çok şampiyonalarda
birçok il temsilcilikleri olsun, federasyonumuzun yapmış olduğu Türkiye Kickboks Federasyonumuzun çalışmalarıyla birçok ilde teşvik müsabakaları düzenlendi. İnsanlar daha çok bilinçlendi ve şu an 81'inin, ben eminim 81'inde de hala aktif olarak devam ediyor sporlar ve insanlar hızla kickboksa şu an bayağı popüler bir spor haline geldi. Tüm dünyada diyeyim. İlgiyle geliyorlar yani, yapıyorlar bu işi. Ben Instagram'da gezerken eskiden bu kadar fazla kickbox sporu yapan sporcu görmüyordum. Sporcu olsun olmasın. Olsun olmasın. Herkesin sosyal medyasında kickboxa dair bir şeyler çıkmaya başladı son dönemlerde. Belki bu biraz popüler kültür ki Mehmet Mıstık da aslında onu ifade etti. Popüler evet. kültür olduğunu söyledi. Bu iyi mi kötü mü? Ben biraz olumlu yönden bakmak istiyorum. Çünkü herkes bunu tanıyor, biliyor. Belki olumsuz tarafı da şu olabilir. Çok fazla popüler kültür, hangisi gerçek? Sadece göstermeye amaçlı mı? Yoksa gerçekten bu sporun hakkını verme durumları olabiliyor mu diye. Senin görüşün nasıl? Yani gerçekten bu sporun hakkını verme kısmında gerçekten antrenman bilinciyle gelen insanlar da var. Ve bunun da zaten birçok kendilerine yönelik yani dönütlerini görüyorlar. Ama popüler kültürden etkilenen de insanlarımız çok fazla. Yani bunu artık bir hobi olarak günde bir ya haftada bir kere bile yapsa yapıyorum demek için yapan insanlarımız da var. Ama dediğim gibi sporun yani kickbox sporunun faydalarını daha çok antrenman yaptıkça, antrenman yoğunluğunu gördükçe, kendilerindeki değişimi gördükçe hem fiziksel hem ruhsal psikolojik olarak da daha çok yönlenme mevcut. Ben hani buna yorumluyorum daha çok. Kickbox sporcusunun antrenman metotları nasıldır? Teknik mi, hız mı, güç mü, kuvvet mi ki ben az sonra şunu da sormak istiyorum. Sadece fiziksel antrenmanlar yoktur eminim. Bir değişim mental yani psikolojik kavramları da vardır. Nasıl açıklarsın antrenman metotları ve sonrasında fiziksel ve psikolojik yani antrenmanlar? Yani bahsettiğiniz birçok şeyi kesinlikle karşılıyor bizim sporumuz. Yani birçok şey. Çünkü psikolojik olarak hazır olmazsanız yaptığınız tüm her şey, tüm antrenman, kamp süreçleriniz boşa gidebilir. Kampınızı güzel geçirmezseniz, verimli geçirmezseniz, doğru çalışmazsanız bu sefer kendiniz hazır olmadığınız için fiziksel yine kaybedersiniz. Her şey var. Yani en önemlisi kondisyon, doğru teknik, doğru yetiştirilme, temellerinin düzgün atılması lazım. Bilinçli kişilerle çalışıp bilinçli yol almak lazım. Antrenmanları evrelere bölmek lazım. Yani sadece koşup kondisyon yapmaktan ziyade gerçekten iyi teknik, iyi antrenman, psikolojik olarak destek, beslenme, uyku düzeniniz. Yani bunların bir milli sporcu olarak ben aktarabilirim. Yani çok çok dizayn edilip güzel inşa edilmesi lazım ki binanın kolonları sert olması lazım. Yani sıkı olması lazım ki yıkılmayalım. Zor evreler ama keyifli evreler. Çünkü sonucunda aldığınız bir altın madalya size tüm zorlukları unutturuyor. Ama gidene kadar hedefe kesinlikle disiplinli gitmeniz gerekiyor. Yani. Burada en önemli olacak kavramı nasıl açıklarsın? Yani işin psikolojik tarafı mı yoksa fiziksel üstünlük mü? Öncelikle psikolojik diyebilirim. Ben kendi adıma şahsıma tabii bu kişiden kişiye de değişir ama ilk önce inanmanız lazım. Yani yürekten inanmanız lazım ve size bir inanan çok iyi bir kitlenin. Önce ailenizin daha sonra hocalarınızın tabii ki de. Ve zamanla da sizin bu devamlılığınıza istinaden etrafınızdaki insanların da size inanıyor olması lazım. Bu bence en önce güzel bir destek oluyor size. Ve bunun yanı sıra yaparken işten keyif almaya başlıyorsunuz. Artık size zor gelmiyor da daha çok kendinize keyif alacağınız, artık hayalini kurduğunuz madalyayı düşünürken bir anda kendinizi zaten zirvede buluyorsunuz. Yani kürsünün birinci basamağında bulunuyorsunuz. Siz fotoğraf çekinirken, o hazzı yaşarken tüm her şey daha güzel oluyor. Bence hepsi diyeyim ama öncelikle psikolojik ve kesinlikle yürekten inanmanız gerekiyor. Bu işin hazzı madalya ve tabii ki sen milli sporcusun tabii. Ama milli gurur değil mi? Yani milli kesinlikle forma. Milli forma. Yani bayrağınızı, taşıdığınız bayrağınızı, İstiklal Marşınız okunurken yani çok farklı bir gurur. Yani keşke bütün arkadaşlarım, yani Türkiye'deki herkes eminim zaten aynı hazzı yaşıyor. Biz o bayrağı yukarıya çektirdiğimizde, İstiklal Marşımızı okuduğumuzda tüylerimiz her zaman diken diken oluyor. Ama bir sporcu olarak bunu inşa edip, emek verip oralara geldiğinde orada bambaşka bir hissiyat var. En önemlisi de bu zaten. Aile kavramı demişken tabii ilk önce sevgili Mehmet'in de ailesi belki de soru işaretiyle yaklaşmıştı kickbox sporcusu olması yönünde. Sonrasında nasıl oldu da en büyük destekçilerin yine ailen oldu. Çünkü onlar seni sürekli destekliyorlar. Artık sen milli sporcusun. Evet. Kaldı ki milli sporcu olmasan bile eminim destekleyeceklerdir ama evet. Endişeli bir aileden nasıl oldu, nasıl ikna ettin de onların en büyük desteğini aldın? İkna şöyle oldu açıkçası. Öncelikle annem
karşıydı yani. Herkesin evladı her zaman kıymetli tabii ki de. Değerlidir. Değerli ve kıymetli. Kickboks sporu da biraz daha işte ailelerimizin öngördüğü gibi ilk başta hani biraz daha şiddet eğilimli gibi görünse de aslında öyle değil. Yani bunu şurada özellikle bir ikna ya da konuşma olmuyor. Siz bu işte ne kadar sürekli gidiyorsunuz ve ne kadar istediğinizi gösterdiğinizde ve bu işten mutlu olmaya başardığınızda ailenize yansıttığınız o enerji ailenizi zaten biraz daha bağlarını çözüyor ve evet benim oğlum ya da kızım bu sporda mutlu oluyor, kendini buluyor dediği andan itibaren onlar da sizin kaosunuza kapılmış oluyor. Önemli olan sizin de ne kadar istediğiniz. Hani ben ailelere çoğu zaman söylüyorum, şunu yapmalılar. Daha çok çocuklarını kendi isteklerine göre yönlendirmenin dışında çocuklarının ne istediği yerde onlar daha çok bence vazife almalılar diye düşünüyorum. Böylesi daha güzel oluyor. Ben kendi ailemi en azından böyle kendi başarımla daha çok kendime çektim. Ve artık bir yerden sonra ben kendime bazen, bazı sporcuların her zaman vardır kendisinden endişe duyduğu, hazır bile hissetseniz bazen bir böyle kaybetmekten korkarsınız. Yani o anlarda benim en büyük destekçim annemdi. Yani ve ailemdi, hocalarımdı. Yani bunun hazdını tam orada yaşıyorsunuz. İşte onların da en güçlü olduğu yer sizin kırılmadığınız nokta oluyor yani. Peki Mehmet Mıstık'ın müsabakada en güçlü olduğu özelliği hangisi? Manevi destek dışında. Manevi destek dışında ben daha çok kendim fiziksel anlamda kendime en çok güvendiğim tekmelerime güveniyorum. Yani ben hep kaybetmeye yakın kaldığım puanlamada son saniyelerde de tekmeyle çok maç çevirdiğim oldu. En çok güvendiğim fiziksel olarak yani tekmelerim, boksum desem yani kondisyonum. Koşuya çok önem veriyorum. Çok fazla koşu antrenmanları yapıyorum. Kondisyona daha çok önem veriyorum. Kondisyonum ve tekmelerim diyebilirim bu konuda. Rakiplerinden biraz daha endişe duyduğun özellikler neler oluyor genelde? Ya tabii ki şimdi tüm rakiplerime saygılarımı her zaman sunarım. Çünkü ikimiz de oraya geldiğimizde ikimiz de emek verdik. Artık emeklerimizin karşılığını almaya çıkıyoruz. Dediğim gibi orada asla hani şiddet eğilimden fazla şey düşünüyorsun. Artık kazanmayı düşünüyorsun. Yani tabii ki acaba benden daha mı fazla koştu? Acaba benden daha mı erken kalktı? Kim hak etti? Bu sorunun cevabını bir 10 dakika sonra alacağız. Yani 3 round'un sonunda alacağız. Birimizin eli kalkacak. Birisi kazanacak, birisi kaybedecek. Ama kaybedene de şunu mesela düşünüyorum. Ben de kaybettim. Her zaman kazanmıyoruz tabii ki müsabakaları. Bu az çalıştığın anlamına da gelmiyor. Bazen yani bu zaten sonucunda birisi kazanacak, birisi kaybedecek. Bir puanlama var, bir yarışma kuralı var. En iyi kuralına oynayan, en iyi bir tık fazla çalışan her zaman kazanıyor. Kaybeden de hiçbir şey kaybetmiyor. Çünkü sporunu yaptı, kendini zinde tuttu, bu yarışmaya hazırlandı. Ve en önemlisi o arenaya geldi ve karşılaştık. Evet. Kaybederken kazanmak çok önemli. Kesinlikle. Onu ifade edelim özellikle bu tarz sporlarda. Tabii ki ülkemizde ve dünyada yapılan şampiyonalar var ki geçtiğimiz ay Erzurum'da yapılan yine evet. Türkiye Büyükler Kickbox şampiyonası vardı. Mehmet'in de çok önemli başarıları vardı orada. Dilersen Erzurum'dan konuşalım biraz. Erzurum, çünkü senin orada önemli başarıların vardı. Aslında birçok dalda farklı madalyalar dağıtıldı. Mehmet'in de performansı öncelikliydi. Nasıl geçti Erzurum'daki Türkiye şampiyonası? Erzurum daha güzel bir turnuvaydı. Sene içerisinde bizim Türkiye Kickbox Şampiyonası'nın, Türkiye Kickbox Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu milli takım seçme kriterlerinde yılda iki tane Türkiye Kickbox Şampiyonası düzenleniyor. Bir de Uluslararası Avrupa Kupası adı altında uluslararası boyutta bir şampiyona düzenleniyor. Evet. Ve biz bu üç şampiyonanın sonucunda katılmış olduğumuz branş ve kategoriye kilo branşına göre en iyisi olduğumuzda A milli takımla sene sonu iki senede bir düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında kendimizi ve ülkemizi temsil etmeye gidiyoruz. Bu da onun son ayağıydı. Zaten geçtiğimiz şampiyonalarda şampiyon oldum. Ben 89 kilogram light contact branşında ülkemi temsil etmek için bu senenin başında tüm yarışmalara katıldım. İlk ikisinde zaten şampiyon oldum. Son yarışmada benim için biraz daha prestij yarışmasıydı. Daha rahat geldim açıkçası ama çalışmayı tabii ki de bırakmadım. Çünkü kendimi deneyebileceğim son ülkem adına bir fırsattı. Gayet güzel geçti. 3 maç yaptım. 3 maçımı da kazandım. Gayet çekişmeli maçlardı. Güzel maçlardı. Turnuvadan keyif aldım. Güzel bitirdim yani. Şimdi de gözümde tabii ki de 19-27 Ekim'de Bosna Hersek'te düzenlenecek dünya şampiyonası var. Ona geçmeden önce onu konuşuyoruz ama şunu da merak ediyorum. Çünkü bazı spor branşlarında ülkemizde maalesef rekabet olgusu pek oluşamıyor. Hı hı. Sen bu noktada rekabetin olduğunu düşünüyor musun kickboksta? Tabii ki de rekabet var. Yani herkes senenin başında... Çünkü sayılar gitgide artmaya başladı. Artıyor. Yani branşlardaki katılım sayısı artmaya başlıyor. Ben bile mesela geçen seneki seriyle dövüştüğüm, müsabaka yaptığım
artık onlar da benim arkadaşlarım, takım arkadaşlarım yani ya da mücadele arkadaşlarım diyeyim. İsimler artık kurallarda farklılaşmaya başladığında daha az zevk alıyorsunuz ve rekabetin arttığını hissediyorsunuz. Bu da sizin her zaman heyecanlanmanızı sağlıyor. Bilmediğiniz bir isim tekrar karşınıza çıktığında kapalı bir kutuyla ilk defa karşılaşacaksınız. Bu da size yine bir heyecan yaratıyor. Daha da zorlayıcı oluyor. Daha da zorlayıcı oluyor. Çünkü dövüştüğün kişi ya da müsabaka yaptığın kişiyi tanıyorsun artık tekniklerini sene içerisinde. Ama hiç bilmediğin bir kişiyi ilk defa görünce biraz her zaman heyecanlı. Kutu. Ben bu heyecanı seviyorum ama. Evet. Çok da zevkli. Zaten önemli olan da bu heyecanı her platformda yaşayabilmek. Yani evet. Kickbox yapıyorsanız bunu sevmek zorundasınız. Kesinlikle. Hani sevmeyen birine kickbox yaptıramazsınız. Öyle bir durum yok aslında. Sporun da sanki en sevilen durumu bu. Yani sevmeyen bir insan futbol oynayamaz. Sevmeyen bir insan basketbol oynayamaz. Sevmeyen bir insan kickbox yapamaz. Ama sen çok seviyorsun. Burada... Türkiye'de tabii ki futbol çok ön planda, dünyada ön planda ama kickboksu diğer branşlara göre nereye konumlandırıyorsun? Yani öncelikle bireysel bir branş. Yani tek başınıza mücadele ettiğiniz bir yer. Evet, ülkemizde basketbol, futbol ve takım müsabakalarına pek çok ödenekler yapılıyor. Pek çok dünyada destekler. Da böyle. Dünyada böyle aslında. Sadece Türkiye için konuşmayalım. Ama hani bireysel sporlara bence bu konuda yani tüm dünya üzerinde daha çok önem verilmeli. Çünkü bir sporcunun bir müsabakaya hazırlandığında yine tabii ki de takım sporları da eminim çok güzel hazırlanıyordur, yorucu geçiyordur ama bireyselde bence biraz daha farklı iş. Yani her boyutuyla değerlendiriyorsunuz. Bazen yalnızsınız. Yani her ne kadar hocanız, aileniz de yanınızda olsa tek başınıza kaldığınız zamanlar da oluyor. Ve burada da ülkenizin desteği, ülkenizin senin sporuna verdiği destekten güç alabilmelisiniz. Ben hani bunları öngörüyorum. Biraz daha desteklenmesinden taraftarım. Kickbox tabii burada bireysel bir branş olarak ayrı bir noktada. Yani bireysel sporların tamamı böyle bence. Bireysel sporlar bana göre şöyle çok daha zor. Takım sporlarında en azından zorlandığınız anlarda destek alabiliyorsunuz arkadaşlarınızdan, takım arkadaşlarınızdan ama kickbox gibi, tenis gibi, işte masa tenisi gibi genelde tek kişinin boy gösterdiği yani orada yalnızsınız bir anlamda. Orada yalnızsınız. Rakibiniz var ama yardım alacağınız herhangi bir sporcu yok. Bunun mental hazırlığı nasıl yapıyorsunuz? Yani fiziksel antrenmanlar tamam, uyku, disiplin, beslenme hepsi okey. Ama mental gücünüzü nasıl sağlıyorsunuz? O gücü, kuvveti nasıl sürekli hale getirebiliyorsunuz? Bunu şöyle aksettirebilirim. Şimdi evet, dövüştüğümüz tatamide veya ringde tek başımayız. Ne hocanız size artık, sadece hocanızın antrenman sürecinde size aktardıkları ve köşeden size verdiği tekniklerle varız içeride duyabildiğimiz kadarıyla. Aileniz de dışarıda, arkadaşlarınız da dışarıda, partnerleriniz dışarıda. Bunun öncesinde hocamızla birlikte daha çok hani bu mental anlamda da, psikolojik anlamda, tekniksel, taktiksel anlamda da çok bilgi alışverişimizin olması gerekiyor. Ki biz bunu yapıyoruz. Bizi orada güçlü tutan şey en büyük özelliği bu. Ve hocanızın tabii ki de size, ya dedim ya yine dönüp başa dönüyorum ama en büyük güç size inananlarla birlikte oraya çıkmak. Aslında bir nevi yalnızız bedenen ama kalben yalnız değilsiniz. Size inananlar olduğunda daha büyük bir orduyla savaşıyor gibisiniz. Bu da çok güzel müsabakaları ortaya çıkarıyor. Ben buna yorumluyorum yani. Hocanızla ve diğer çevredeki insanların sizlerle iletişimi orada sizi tek bırakmıyor diyebilirim. Bu da sizi mental olarak daha hazır bir hale, psikolojik olarak daha hazır bir hale sunduruyor. Evet. Ülke olarak baktığımız zaman Türkiye'de çok fazla sporcular yetişiyor. Son dönemlerde önemli sporcular çıkıyor. Mehmet Mıstık da onlardan bir tanesi. Dünyada ve Avrupa'ya baktığımız zaman Türkiye hangi konumda? Avrupa'da ve dünyanın kickboksa bakışıyla Türkiye'ninki paralel mi? Şöyle, biz ülkemizde artık kickboks ve dünya klasmanlarında birçok madalya alan, altın madalya alan bir ülke konumundayız. Bize uygun bir spor gibi duruyor galiba. Bize uygun bir spor ve biz yani gerek federasyon başkanımız Sayın Salim Kayıcı'nın da çalışmaları çok çok büyüktür burada. Kickbox sporunu ileriye götürdü hatta oldukça. Biz büyük bir takımla yurt dışı müsabakalarına eskiden böyle değildi. Şu an daha büyük takımlarla, milli takımlarla kalabalık gidebiliyoruz. Bu da bizim madalya şansımızı arttırıyor. Bahsettiğim gibi ülkemizde artık uluslararası maçlar düzenleniyor ve yabancı sporcular ülkemize geliyor. Biz yabancı sporcuları artık yurt dışında görmüyoruz sadece. Senenin sonunda görmüyoruz da sene içerisinde müsabakalarda harmanlanıyoruz. Ülkemizin de şu anki durumu çok çok daha iyi ve daha da iyiye gidiyor. Şu an gençlerimizin 5 gün sonra bir Avrupa şampiyonası var galiba yanılmıyorsam. Şu an ona hazırlanıyorlar ve hemen ardından bizler gideceğiz. Yani şu anki konumumuz çok çok daha iyi.
geçmişe göre. Olimpiyatlarda yok bu arada, onu söyleyelim. Evet. Kickbox. Belki önümüzdeki yıllarda olur diye tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda IOC kickboksu tanıdı, incelemeye de evet, aldı. Evet. Ama 2020'de tabii ki 2024'te olmayacak. En yakın 2028 8. gibi duruyor şu anda Los Angeles'ta ama kickbox bir gün, belki 2028, belki 2032, belki çok daha ötesi. Tabii. Kickbox olimpiyatlara girer mi veya girmeli mi? Kickbox olimpiyatlara bence girmeli. Bence girecek de. Biz bunun tanınma haberini aldığımızda bile çok heyecanlandık, heveslendik. Şu an yani yaşım itibariyle keşke 2024'te girmiş olsa da belki yetişebilsem. 2032 dedik, 2028 dedik. Yani belki biz oraya yetişemesek de ben bu spora gönül vermeye mesela devam edeceğim. Kendim öğrenci yetiştirip belki milli takım antrenörü olarak kendi öğrencilerimin hazzını orada yaşamayı planlıyorum. Hedeflerimin içerisinde bu var mesela. Keşke olimpik bir spor olsaydı. Şu an bizim için dünya şampiyonaları en büyük top noktasıdır bu. Yani peak noktasıdır. Biz de kendimizi temsil edebildiğimiz en yüksek noktalarda da yine elimizden geleni yapıyoruz. Dediğim gibi olimpiyatlarda da bence bir gün kickbox olimpik olacak ve pek yakında olacak. Biz de orada, o arenada kendimizi de en iyi şekilde göstereceğiz. Yeni eklenen branşlar var. 2020'de parkur, daha doğrusu sportif tırmanış alındı. 2024'te yine breakdance alındı Fransa'da, Paris'te. Sanki dünyanın bakışı değişiyor. Bu noktada kickbox kendisini nasıl yenileyebilir veya nasıl geliştirebilir? Bununla ilgili bir yorumun var mı? Kickbox'un zaten kendi içerisinde 7 branşı var. Hani seyir zevki yüksek bir spor. Yani istediğiniz branşta, yani izlediğinizde, baktığınızda kendinizi yetiştirdiğiniz müzikli form var mesela. Müzikal form var. Son zamanlarda yeni eklendi. Müzik eşliğinde kickbox figürleriyle tek başınıza kickbox figürleri ekli bir dans yapıyorsunuz. Jüri buna göre puan veriyor mesela. Biraz yani, daha sanatsala yakın. Biraz daha sanatsal, demin break dans dediniz evet. galiba. Mesela bu tarzdan da kickboxun içinde kendi branşı var. Yani yaklaşım olarak artık insanlar da seyri farklı şeylere de yönelmek istiyorlar bence. Mesela kaykay girdi 2020 Tokyo'ya. Mesela yani farklı branşları da izlemek istiyoruz. Evet, boks, tekvando, işte futbol vesaire, hep güreş. Hep bunlarla görüyoruz işte atletizmin farklı branşları. Neden farklı branşlar olmasın, neden kickboks olmasın, neden breakdance olmasın? Bence hani ilgi alanları sadece dünyada kalıplaşmış sporlardan daha çok bireysel sporlar da oradaki sporcunun o heyecanını da görmeyi bence hedefler diye düşünüyorum. Yani. Evet, bakalım tabii Uluslararası Olimpiyat Komitesi geçtiğimiz yıllarda tanımıştı kickboksu. Evet. 2020 Tokyo'da farklı yeni eklenen 5 branş var. 2024 Paris'te yine farklı branşlar var ki belki de en dikkat çekeni breakdance'tı. O da artık Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bakış açısını bize biraz gösteriyor. Biraz daha eğlenceli, belki biraz daha sanatsal yenilikler bizi bekliyor olabilir. Tabii merak edilen de bir konu var. Daha doğrusu bu çok soruluyor. Ben de sana sormak istiyorum. Kickbox biraz daha kulağa tanıdık geliyor ama bununla beraber işte Muay Thai de var, farklı dövüş sporları da var. Farkı nedir kickboxun diğer dövüş sporlarından? Kickboxun yani biraz daha birbirinden ayıran tekniksel anlamda. Tabii ki de tarihine inince daha da farklı ama yani günümüze değerlendirirsek ayrı federasyonları bulunan Muay Thai ve Kickbox Federasyonu çok ayrı federasyonlar. İkisi de özellikle ayrı. Muay Thai'da tek branş var. Diz, dirsek ve clinch dediğimiz tekniklerin bir arada olduğu sert bir branş Muay Thai. Kickbox'da dediğim gibi kendi içinde yediye ayrılan tatami ve ring sporları olan bir branş kickbox'da adı altında ayrılıyor. Birbirinden ayıran bunlar mesela Muay Thai'de olan tekniksel anlamların farklılıkları kickbox'ta da 7 branşında da gösteriliyor. Birbirinden ayıran noktaları bunlar. Yani evet. Yönlenebilirsiniz kickbox'ta 7 branşta kendinizi aradığınız yerlere gidebilirsiniz. Ki daha önce sen de Muay Thai'yi yapmıştın. Ben Muay Thai'yi de yaptım. O branşta da bulundum. Mesela kickbox'un 7 branşının bir tanesinde kendimi buldum ve en iyi burada temsil edeceğime inandım. Kesinlikle yani Muay Thai'de de temsil eden arkadaşlarım var. Hala milli takım aynı bayrağı göndere çektiriyoruz. Herkese saygı duyuyoruz. Amaç değişmiyor. Hedef aynı. O yüzden ben de kickboksun light contact branşında en iyisi olma yolunda adım attım. Ve en iyisiyim Türkiye'de şu an. Dünyaya da bunu kanıtlamak için elimden geleni yapacağım. Evet. Kısa bir araya gideceğiz değerli izleyenler. Aradan sonra tekrar buradayız.
Sport 360'da ikinci bölümde kickbox konuşmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Milli kickbox sporcumuz Mehmet Mıstık'la beraberiz. Yine sizlerden de bu süre zarfında yorumlarınızı, sorularınızı bekliyoruz. Önümüzde Ekim ayında yapılacak, Bosna Hersek'te yapılacak Dünya Büyükler Kickbox Şampiyonası var. Ve artık ona kanalize olmuş durumdayız. Hem sporcular hem de bizler olarak. Tabii ki bu Dünya Şampiyonası çok daha önemli. Ülkemizde Erzurum'da bir Türkiye Büyükler Kickbox Şampiyonası yapıldı. Bu sefer adres Bosna Hersek. Çok yakın bir tarihe sahibiz. Evet. Bosna Hersek'le beraber. Orada da güzel başarılar kazanmak istiyoruz. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Neler bekliyoruz orada? Hazırlıklar oldukça yoğun. Ben geçtiğimiz ay askerlik görevimi de tamamladım. Kısa bir dönemde. Gelir gelmez geldiğimin ertesi günü hemen başladık. Orada çok zorlanmamışsındır askerde herhalde. Yok, zorlanmadım. Orada da hani komutanlarıma teşekkür ediyorum tekrar. Bana koşu izinlerimi verdiler. Antrenmanlarımı orada da yaptım, eksiltmedim. Döndüğümün hemen ertesi günü hocam antrenmanlara ve kamp düzenine direkt başladı. Yani motivasyonu hiç bozmadık diyebilirim yani. Sabah kalkmalarına aynı şekilde devam ettik. Belki askerlik iyi bile gelmiş olabilir. İyi bile geldi. Yani zaten hani disipline alıştığımız için hani orası bize ekstra bir durum sokmadı ama yani tabii birbirlerinden farklı kesinlikle yerler. Yani şu ana baz alırsak evet Dünya Şampiyonası'na az bir zaman kaldı. Biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Her gün antrenmanımız var. Çift antrenmanlarla geçiyor. Beslenme düzenimiz, uyku düzenimiz bunun içerisinde bahsetmiştik zaten. Hedef altın, yani altın madalya. Gönlümüz onu istiyor. Bayrağımızı göndere çektirmek amacımız. Keyifli, zevkli, heyecanlı bir o kadar da. Ve çalışırken, çalışmalarımızı yaparken sosyal platformlarda da tabii paylaşıyoruz. Ve çevreden gelen destekler de hani... Olumlu yönde seni daha çok teşvik eder yönde. Onlardan aldığımız hazla birlikte koşa koşa altına gidiyoruz diyebilirim yani. Şimdi rekabet olgusunda bu sefer Türkiye ile değil dünya ile yarışacaksın. Evet, dünyadan birçok farklı sporcu gelecek. Bosna Hersek'te yapılacak onu söyleyelim değerli izleyenler. Tarihte 19-27 Ekim Bosna Hersek'te yapılacak Dünya Büyükler Kickbox Şampiyonası. Şimdi bizim adımıza önemli bir ülke Bosna Hersek. Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz tabii. Bir ülke. Birçok sporcu da gideceğiz. Sen de orada olacaksın. Ama rakiplerin bu sefer çok daha zor. Farklı ülkelerden farklı sporcular. Evet. Bu seni ne kadar zorluyor veya bu seni ne kadar bu rekabet anlamında tatmin eder? Rekabet anlamında tabii ki de en iyilerle mücadele etmek zaten büyük bir olgu yani güzellik. Orada olmak benim için zaten buradan başarıyla gitmek, orada onların arasında olmak daha güzel bir haz veriyor. Türkiye olarak gideceğiz. Artık herkes her branştan birçok arkadaşımla birlikte her kilodan her sikletten bir takım halinde gideceğiz. Tek yürek olacağız orada. Her maç bizim için önemli. Her maç kazanmak için çıkacağız. Oranın atmosferi inanın farklı. İlk kez gitmiyorum. Dünya üçüncüsü oldum 2010'da, 2011'de gençlerde. Geçtiğimiz senede 2018 Slovenya'da Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde talihsiz şekilde kaybettim. Orada zaten rakiplerimizi biraz daha tanıdık yakın dönemde baktığımızda. Onları izliyoruz, analiz ediyoruz. Onlara göre de çalışıyoruz tabii. Rotamızı öyle çiziyoruz. İsimler belli az çok. Tabii farklı dediğim gibi farklı isimler de gelecektir. Güzel bir rekabet ortamı olacak. Heyecanlıyım bunun için yani. Mehmet Mıstık'ın bu anlamda motivasyon kaynağı ne? Motivasyon kaynağı en başta ailem, ailesi diyebilirim yani ve çevresi. Ve kendim de bahsedeceğim birazdan bir akademi sahibiyim. Evet. Kickbox Akademimi kurdum 2018 1 Aralık'ta. Ve benim de öğrencilerim aynı coşkuyu benimle yaşıyor. Öğrencilerin aileleri de. Ben ailemi genişlettim. Yani daha büyük bir aileye sahibim bunun yanı sıra. Onların da benimle aynı mutluluğu, sevinci ve desteği yaşaması beni daha çok mutlu ediyor. En çok güvencem onlar. Peki sen bu anlamda işte akademi sahibi olduğunu söyledin. Hı-hı. Ve öğrencilerin var. Evet. Ve onlara bir şeyler öğretiyorsun. Evet. Öğretmek mi bu anlamda seni daha çok heyecanlandırıyor yoksa yeni bir şeyler öğrenip yarışmak mı? Yeni bir şeyler zaten her zaman öğrenmeye açız. Hiçbir zaman olduk demek yani bize hocamız bunu öğretti. Hiçbir zaman tam olmuşluk yoktur. Her zaman öğrenmek, yenilikçi olmak vardır. Biz bu platformda yürüdük ve ben de şahsım adına böyle yürümeyi tercih ediyorum ve bunu aktarmaya devam ediyorum. Akademimde tabii ki de sadece öğretmekten ziyade kendim de artık ileriki hedeflerimde milli sporcular yetiştirmek, topluma daha güçlü gençler yetiştirmeyi planlıyorum. Bunların da hayalini kurmak beni daha çok motive ediyor. Şu an sporcuyum aynı zamanda. Şu an ülkemi temsil ediyorum. Sporcularımın yani yetiştirdiğim öğrencilerimin
beni coşkuyla izlemesi, rol model olmak bu konuda beni daha çok tatmin ediyor. Ve onlara bir şeyler verdiğimi, yani onlar da senin gibi olmak isteyip daha çok antrenmanlara verimli geldiklerinde bu tabii ki de daha güzel bir haz, yani bundan mutluluk verici bir şey yok diyebilirim. Şimdi sizler tabii çok son dönemlerde bir bilinç artışı var sporcularımızda. Geçmişe evet. yönelik şu andaki sporcularımız çok daha bilinçli, çok daha önlerini görmek isteyen insanlar. Mehmet Mısık da onlardan bir tanesi. Aslında sizin ajanslarla çalışmanız, diğer farklı sporcularımız da bu şekilde tabii ki ama biraz daha bilinç seviyenizi yukarıya çıkardığınızı mı gösteriyor? Nasıl yorumlamamız gerekiyor? Çünkü kariyer planlamanızı yapıyorsunuz, diğer farklı sporcularımız da farklı ajanslarla anlaşıyor. Bu da çok güzel bir şey aslında. Evet. Çünkü ülkemizde ve dünyada sporun büyümesi, gelişmesi gerekiyor ki spora bağlı kanalların da bu noktada paralel olarak büyümesi, gelişmesi gerekiyor. Nasıl yorumlarsın bu süreci? Çünkü sen de kickbox sporcusu olmana rağmen diyorum. Çünkü Hı-hı. Türkiye'de çok fazla evet. kickbox sporcusunu biz ön planda göremiyoruz maalesef, evet, maalesef diyerek. Göremiyoruz. Ama sen bir anlamda bir farkındalık yaratıyorsun ve belki de örnek olacaksın diğer sporculara. Nasıl yorumlarsın bu süreci? Bu süreci şöyle yorumlayabilirim size. Ben yani kendi işimi yaptığımı artık lokalden daha çok ilk önce Türkiye'yi daha sonra uluslararası platforma taşımak istedim. Ve bununla ilgili tabii ki de bir ajans desteği alıyorum. Bunu yani ne yazık ki birçok başarıyı elde etmiş. Belki birçok arkadaşım var şampiyon. Ama biz bu şampiyonları tanımıyoruz. Ve kendilerinin de bu bilince sahip olup belki ellerinden tutulması gerekiyor. Herkes ister ama yani adım atmak biraz daha tabii bu konularda da güç. Adım atamıyor da olabilirsiniz. Yani bence bu konuda biraz daha aktif olmalı arkadaşlarım. Ben yani bu konuda kendimi yetiştirmeyi planladım. Ve daha çok hem ülkeme kendimi tanıtmayı hem sporumu tanıtmayı, neler yaptığımızı, ne süreçten geçtiğimizi yapmak adına bu konuda bilinçlendim diyebilirim. Ve tabii ki de bir yol göstericiliği edindim, yol arkadaşı edindim ve bu konuda mutluyum. Sağ olsun ilgilenen ajansım gayet bu konuda beni destekliyor. Biz de bu konuda arkadaşlarımıza örnek olabiliyorsak ne mutlu. Şimdi şu soru gelebilir. Ya biz de çok başarılı bir sporcuyuz ama evet. biz de ajansa kaydolmak istiyoruz ama bunun için bir maddi güç gerekiyor diyebilirler. Çok haklılar. Çok haklılar. Ben de şu soruyu sormak istiyorum Mehmet'e. Markaların Türkiye'de tabii sponsorluk çok farklı işleyebiliyor ama son yıllarda biraz daha düzeldiğini söyleyebiliriz. Hı-hı. Kaldı ki futbolda bile sponsor bulmak zaman zaman evet. zor olabiliyor. Ama kickboksta markaların kickboksa, insanların kickboksa bakışları nasıl? Çünkü işte ailenin bakışları belli. İlk tabii. başta olumsuz ama sen Hı-hı. bunu ikna ettin. Hı-hı. Marka ne istiyor, ne görmek istiyor? Yani kickboksa markalar nasıl yaklaşıyor? Kickboxta markalar derken markaları gelen anlamda konuşacak olursak markalar daha çok böyle sizin sosyal medyada özellikle takip sayınızın çok olduğu. Yani markalar beni ne kadar temsil ederi bence ön planda tutuyorlar ve sponsorlukları böyle öngördüklerini düşünüyorum. Ne yazık ki çünkü mücadeleyi gören zaten ülkemizde sponsor bulma sıkıntısı da çok çekiyoruz. Hele bireysel sporlarda çok çok daha az. Ama ben hani şuna güveniyorum. İkili ilişkilerle mesela kendim adına konuşacak olursam Antalya lokasyonunda ikili ilişkilerle sağ olsun bana destek veren pek çok iş adamı var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde bulabiliyoruz. Çünkü artık arıyorlar. Yani olimpik branş mı işte sen ne kadar aktifsin ama ne yazık ki sporda değil. Benim markam ne kadar görünecek? Ne kadar görünecek, ne kadar takipçim var, nerelere ulaşabilirsini daha çok ön plana sunuyorlar. Bu da bizi üzüyor. Yani keşke daha çok böyle sporculuğumuzla daha çok ön plana çıkartılsak, onları ön planda tutarak bize sponsor olsalar daha güzel yerlere geliriz diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde sevgili Lena Erdil de böyle bir açıklamada bulunmuştu. Markalar, yani sponsor olacak markalar takipçi sayılarına çok fazla bakıyorlar ama başarılarımıza çok ilgilenmiyorlar gibi bir evet. açıklamada bulunmuştu. Katılıyor musun buna? Buna katılıyorum kesinlikle. Yani bu süreci keşke yaşatabilsek onlara. Onlar da ne kadar değerli olduğunu eminim anlıyorlar ama yani daha çok işin ne kadar kritik olduğunu anlasalar bence daha çok koşa koşa elimizden tutarlar diye evet, düşünüyorum. Tutmaları da gerekiyor. Tutmaları bize da gerekiyor. Tabii sosyal medya demişken geçtiğimiz günlerde jimnastikçi milli sporcumuz Tuğçe Yılmaz'ın da bir açıklaması vardı. Sosyal medya ile ilgili bir fotoğraf paylaşmıştı. Bununla beraber de bir takipçisi bir yazı yazmıştı. Ondan sonra oluşan süreçler ki biliyorsun evet. sen de izleyenler de muhakkak sporun içindeyse biliyorlardır. Yine keza
İrem Yaman ki senin de çok yakın arkadaşın. Evet. O da milli sporcumuz tekvandoda, gururumuz aynı zamanda. Bir video paylaşmıştı. Altındaki yorumlar keza yine malumunuz. Tabii. Şunu ben sormak istiyorum. Sosyal medya ve spor ilişkisinde bu kadar güzel olma kavramı veya yakışıklı olma kavramı öne mi geçti başarıdan? Toplumumuzda öne geçti gibi duruyor. Yani bu da hoş bir şey değil tabii ki. Daha çok bunlarla ilgilenmek yerine sportif aktivitelerimizin ne kadar önemli olduğu, nasıl yarışmaları geçirdiğimiz, ne antrenman dönemlerinden geçtiğimizle ilgilenseler yani toplumumuz daha güzel olur. Ama maalesef sosyal medyanın esiri işte güzelliğin, yakışıklılığın, daha fazla kaslı olmanın ya da daha atletik olmanın yönüyle insanlarımız daha çok ilgileniyor. Bu bizi üzüyor. Bence daha çok bizi başarılarımızla tanımalılar. Yaptığımız antrenmanlarla tanımalılar, fedakarlıklarımızla tanımalılar diye düşünüyorum. Yani. Kaldı ki Tutca Yılmaz da çok genç bir isim. Evet, evet. Ve Rio'ya da gitmişti, bizi temsil etmişti kendisi. Onun aslında ne kadar çok çalıştığını belki de göremiyoruz. Belki de yani bizler görüyoruz tabii ki ama o evet. yorumları yapanlar belki de görmüyor. Biraz daha sporcuların hayatlarını incelemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ben çünkü oradaki o kas yığını dedikleri olguyu oluşturmak için belki Tutca yıllarını verdi. Evet. O yüzden hani biz de sporun içindeyiz. Bu tarz yorum bunlar bizi de etkiliyor, sizleri de etkiliyordur. Kesinlikle. Sadece işte güzel olmak, yakışıklı olmaktan ziyade başarıya odaklanma ve Tutca'yı biraz daha yakından tanıma, İrem Yaman'ı biraz daha yakından tanıma, hangi organizasyona gitti, hangi madalyayı aldı geldi, biraz bunları da bilinmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu isimler çok özel isimler. Yani biz İrem ve Tutca diyoruz ama birçok hem çok güzel, hem çok başarılı, hem de çok yakışıklı diyebileceğimiz sporcular da var. Yani olsun olmasın hiç önemli değil. Önemli olan sporcu olmaları ve bunu ülkemize çok güzel bir şekilde yansıtmaları burada önemli, dikkat ettiğimiz unsur. Ama sanki dediğin gibi son dönemlerde bu güzellik kavramı, yakışıklı olma kavramı biraz daha hani sosyal medya mı acaba bu konuda biraz daha ön plana çıkarttı? Nasıl yorumlarsın? Sosyal medyada tabii yani doğru yönlendirme var diye konuşmuştuk. Yanlış yönlendirmeler de var tabii ki de yani. Doğru kadar yanlış da var ülkede. Bence hani bunları kullanan belki ajanslar da var. İşte burada da toplumumuza bu algıyı yarattığımız için işte marka yüzleri olsun tabii ki de bunlar ön planda olmak için güzel şeyler ama background'unu da araştıran bir toplumumuz olsa bu hafta işte Mehmet nerede, ya bu ay hangi maça hazırlanıyor, İrem hangi maça hazırlanıyor, nerede ne başarı elde etti, hedefleri neler? Yani bence 10 insanımızdan kaçı bunların hepsini doğru yanıtlayabilir? Bence maalesef çok fazla. Çok fazla futbola gömüldük belki de. Futbola gömüldük, basketbola gömüldük. Yani futbol hakkında puan durumu hakkında herkes bence haberdardır. Ama maalesef bireysel sporlarda gibi değil. Aslında baktığımız zaman da başarı nerede? Hani son dönemlerde hani futbolda bekliyoruz tabii ki. Yani milli takımımızda başarılar olsun istiyoruz. Kulüp takımlarımız çok daha güzel ki geçtiğimiz yıllarda bunu bize yaşattılar. Ama kickboksta da, tekvandoda da, jimnastikte de önemli bir ülkeyiz. Bunu çok rahatlıkla söylüyoruz. Çünkü başarılar ortada. Tutca'nın yaptığı, İrem'in yaptığı, sizin yaptığınız farklı organizasyonlara gelen başarılar da var. Biraz daha sanki bu tarz branşları tanıtmamız gerekiyor. Biz tabii ki bunu tanıtıyoruz ama sanki gündemde biraz daha meşgul edilmesi gerekiyor ama burada galiba insanların görmek istediği farklı mı? Yani siz ne kadar tabii ki de bu şu an buradayız. Biz de sporumuzu tanıtma şansımızı elde ediyoruz. Böyle çok da güzel ortamlardayız. Ama biz bunu ne kadar yapsak da bazı algılar ve olgular değişmiyor. Evet. Buna da yapabileceğimiz bir şey var mı? Evet var. Daha fazla gündemde kalmak, daha çok başarı elde etmek, daha çok spora insanları teşvik etmek. Yani asla yok demeyeceğim bunun hakkında. Çünkü ne kadar futbol günümüzdeyse bence kesinlikle bireysel sporlarda o kadar önde olmalı. Evet, olimpik olsun veya olmasın. Olimpik olsun ya da olmasın. Mücadelenin olduğu her şey bence kesinlikle başarıyı hak ediyor. Altın olsun ya da olmasın. Tabii ki de olsa daha güzel. Hiç madalya da almayabilirsiniz. Evet. Ama önemli olan o yolda bir o mücadele. O çeşitliliği sağlamak çok önemli. Ben bu konuda gerçekten hem Amerika hem de Rusya, hatta Büyük Britanya'yı da çok destekliyorum. Çünkü çok ciddi branşlarda çok fazlasıyla sporcu çıkartıyorlar. Sadece futbol değil, basketbol değil, atletizmle, jimnastikte dünyanın en iyi ülkeleri belki de o anlamda ortaya çıkardıkları. Sadece işte futbolda da kalmıyorlar. NFL'i var, NHL'i var, NASCAR'ı var. Yani futbol çeşitliliğini, izlenilebilirlik kalitesini ortaya çıkartıyor. Yani istiyoruz ki spor kültürünü
her anlamda yaşayalım. Yani bu sadece futbolda kalmasın ama tabii, kickboksa da olsun istiyoruz. Var mıdır eklemek istediğin sevgili Mehmet? Ben çok teşekkür ederim. Yani gayet güzel bir programdı. Kendimizi biraz ifade edebildiysek ve bazı insanlarımıza yön verebildiysek, bizleri antrenman şeklinden daha çok güzelliklerimizle değil de yaptığımız müsabakalarla başarılarımızla tanıma şansını belki de onları aksettirebilsek ne mutlu. Ben teşekkür ederim her şey için. Son sorumu sorayım. Bundan sonra kickbox sporu yapmak isteyenler, gençler ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Kesinlikle bu spora yönelebilirler zevkle. Korkacak hiçbir şey yok öncelikle. Gerçekten hani bir bilinçsiz bir spor değil. Kesinlikle 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir spor. Herkesin kendini bulabileceği bir spor. Antrenmandan sonra aldığı o mutluluğu hissedebileceği bir spor. Fiziksel olarak değişimini hissedebileceği bir spor. Kesinlikle tüm halkımıza 7'den 70'e herkese öneriyorum. Hatta inşallah lisanslı sporcu da olurlar. İnşallah bizler de ders verebiliriz. 81 ilde birçok milli takım arkadaşım var. Onlar da bildiklerini en güzel şekilde aktarırlar. Ben herkesin gönül rahatlığıyla kickbox branşına katılmalarını destekliyorum yani. Çok teşekkürler sevgili Mehmet. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, bugün de Spor 360'ın sonuna geldik. Diğer programlarda görüşmek üzere. Mutlu günler.